Deprem bölgesinde nereye bakılsa facianın, afetin açık hava müzesi gibi. Binlerce yapının yıkıldığı Gaziantep'te binaların yıkıldığı bir alan olduğu gibi bırakılarak açık hava müzesine dönüştürüldü. CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak ve kameraman Mehmet Bulut o noktayı görüntüledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde ağır yıkım oldu ve 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Neredeyse 2 ay geçti ve birçok noktada hem enkazlarda arama kurtarma çalışmaları bitti, şimdi ise yeniden inşaat süreci başladı. İşte şehirlerdeki bu yıkım devam ederken Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde depremin hafızasını tutacak, diri tutacak bir müze hayata geçiriliyor. Bir yanda enkazların kaldırılmasının hemen ardından geçici yaşam alanları kurulurken bir yanda da bu alanlarda yeniden yaşam olacağı için, bu alanların çevresinde yeniden yaşam olacağı için depremin etkisinin görüldüğü yerde hafızalarda depremin etkisi kalınması isteniyor. İşte bu şekilde tel örgüler oluşturuldu ve bu tel örgülerin Nurdağ'ın girişinde yer alan binalar bu şekilde kalacak ve gelen geçen, bu bölgeye gelen geçen herkes Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde nasıl bir yıkım olduğunu görmüş olacak. Nurdağ'da 40 bin nüfuslu bir yaşam vardı ve burada 2500 kişi hayatını kaybetti. İşte bakın, hem sağ taraftan sol tarafa kadar tel örgüler oluşturuldu ve bu tel örgülerde binaları görebiliyoruz. Bu şekilde olduğu gibi kalacak. Bakın, binaların içerisinde yaşama dair eşyaları görebiliyoruz. İşte burada hayatların olduğu, burada yaşamların olduğunu biliyorduk ve 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezi depremlerle birlikte işte bu alanda derin yıkım oldu. Havadan da sizler için bu alanı görüntülüyoruz. Kameraman Mehmet Bulut'la birlikte Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki deprem müzesini CNN Türk'te sizlere aktarıyoruz. Havada tam manasıyla etkilenen alanları görmek mümkün ve burada yaklaşık olarak 4500 bina hasar aldı ve 300'ün üzerinde bina ise olduğu yere çöktü ve 2500 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden zaman su gibi akıp geçiyor ve bu zaman geçerken de hafızalarda bir takım depremin etkisinin kalınması isteniyor. Dünyada da deprem müzesi örnekleri görmek mümkün. Çin'de, Tayvan'da, Japonya'da büyük depremler meydana geldi ve bu depremlerin ardından da kaynağında depremin etkilerinin görülebilmesi için yıkımın olduğu yerde o evler, o binalar olduğu gibi bırakıldı ve müze haline çevrildi. İşte onlardan bir tanesi de şu ana kadar Türkiye'de böyle bir örneğin olmadığını biliyoruz ve bugün burada Gaziantep Nurdağ ilçesinde bu örnek, burada bu müze gerçekleştirilecek. Belki diğer şehirlerde de bu yapılacak ve bu şekilde hem afet bilincinin diri tutulması hem deprem bilincinin diri tutulması açısından bu bölgeden geçecek olanların görebileceği bir alan oluşturuluyor. Ve işte bunun için de hemen Nurdağ'ın girişinde sağ tarafta ve belirli bir alan çevrelendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tel örgüler çekildi ve bu tel örgüler çekildikten sonra da çalışmalar peyderpey başlayacak. Sizler için hem havadan hem karadan görüntülüyoruz ve bu alanda bakın evlerin içerisini görebiliyoruz. Ağır hasar aldılar ve o ağır hasar alan binalar bu şekilde kalacak. Çoğunun camı, penceresi, kolonları, duvarları patlamış durumda. İşte burada hayatını kaybeden insanlar oldu. Hayatını kaybedenler kadar can havliyle dışarıya çıkan ve bu depremde hayatını kaybetmeden hayata tutunabilen insanlar da olmuştu. İşte belki de onlar bu bölgeden geçtikçe bu deprem müzesiyle karşı karşıya kalacaklar. Kameraman arkadaşım Mehmet Bulut'la birlikte deprem müzesini sizler için görüntüledik diyelim. Sözü tekrar bulunduğumuz noktadan merkeze aktaralım.